Pamukkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversite. Ancak bu gençliğinin yanı sıra çok kısa zamanda gelişimini tamamlamış, hala da hızlı bir şekilde gelişmeye devam eden bir üniversite. Hem fakülteleriyle, fakültelerinin laboratuvar altyapılarıyla, yüksek okullarının geliştirilmesiyle hem de kampüs alanı olarak farklı kampüslerde öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel hizmetlerin de en iyi şekilde yapıldığı bir üniversite haline gelmiş bulunmakta. Pamukkale Üniversitesi Denizli kentinde bulunmakta ve tabii ki Denizli kentinde bulunmanın avantajlarını da yaşamakta bunun yanı sıra. Şöyle ki biliyorsunuz Denizli özellikle üniversitenin adını aldığı Pamukkale ile özdeşleşmiş bir şehir. Dolayısıyla hem turizmin hem tarihin hem doğal güzelliklerin bir arada olduğu yaşamaktan zevk alınan bir şehirde bulunmakta Pamukkale Üniversitesi. Benim şöyle bir yorumum var Denizli kenti için. Ne insanı yoracak kadar büyük bir şehir ne de insanı sıkacak kadar küçük bir şehir. Bu manada Pamukkale Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerimiz açısından ideal bir yaşama ortamı da sunuyor Denizli kenti. Pamukkale Üniversitesi'nin fakültelerinden bir tanesi de Teknoloji Fakültesi. Teknoloji Fakültesi 2011 yılında kurulmuş, oldukça genç bir fakülte. 2011 yılında kurulmuş ve 5 bölüm içerisinde bulunuyor. Bunlar makine mühendisliği bölümü, metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü, biyomedikal mühendisliği bölümü, mekatronik mühendisliği bölümü ve otomotiv mühendisliği bölümü. Bu bölümlerin altyapı itibariyle ve aynı zamanda dersler itibariyle, çalışma konuları itibariyle birbirlerine yakın olan bölümler bu bölümler. Hocaların ve öğrencilerin de işbirliği içerisinde multidisipliner olarak çalışabileceği bölümler. 2011 yılında kurulan Teknoloji Fakültesi ilk olarak 2012 yılında öğrenci almış ve uzun zamandan beri de mezun vermekte olan bir fakülte. Fakültemiz altyapı itibariyle, laboratuvarları itibariyle oldukça iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra öğretim üyesi portföyümüz de oldukça geniş. İşte makine mühendisliği ana bilim dalına, elektrik elektronik mühendisliği ana bilim dalına, otomotiv mühendisliği ana bilim dalına veyahut temel bilimler olan fizik, kimya, biyoloji ana bilim dalından öğretim üyelerimiz bulunmakta. Öğretim üyelerimizin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerle birlikte yaptıkları çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler var. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin öncesinde biliyorsunuz son dönemde ARGE çalışmaları çok büyük önem kazandı büyük firmalar nezdinde. Dolayısıyla bizim fakültemizde ARGE yapılmasına çok müsait bir fakülte. Çünkü Teknoloji Fakültesi'nin bir özelliği de bir döneminin tamamen iş yeri eğitimine ayrılmış olması. Yani sanayide öğrencimiz 8 yarı yılın bir yarı yılını tamamen sanayide geçiriyor ve böylelikle de araştırma geliştirmeye ve sanayiye alışık bir hale geliyor. Hatta bu iş yeri eğitimleri esnasında kurdukları bir takım ilişkilerle ileride aynı iş yerinde çalışmaya da başlayabiliyorlar. İş görüşmelerini, iş imkanlarını da bu şekilde sağlayabiliyorlar. Öğrencilerimizin öğretim üyeleriyle birlikte, öğretim üyelerinin danışmanlıklarıyla birlikte yaptığı çalışmalarda, teknolojik çalışmalarda dereceleri de bulunmakta Türkiye çapında. Örneklendirmek gerekirse biyomedikal mühendisliği bölümü öğrencilerimizin işte biyoteknoloji konusunda yaptığı çalışmada birincilik ödülü var. Bunun yanı sıra mekatronik bölümü öğrencilerimizin gene tarımsal teknolojiler konusunda yaptıkları çalışmada
ikincilik ödülleri var. Bunun yanı sıra gene fakültemiz öğrencilerinin katıldığı patent fuarlarında aldıkları bir altın ve iki bronz madalya bulunmakta. Dolayısıyla fakültemiz öğrenciler ve öğretim üyeleriyle birlikte bu tür çalışmalara katılmakta, bu tür fuarlara katılmakta ve çok da umut verici, başarılı dereceler almakta. Bunun yanı sıra Teknoloji Fakültesi'ndeki hocalarımızın yaptığı işte Erasmus projeleri, örneklendirmek gerekirse unuttuysan tıkla veyahut tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili ADR projesi, son günlerde oldukça önemli gündem teşkil eden iklim değişikliği ile ilgili yapılan bir proje, bunlardan birkaçına örnek olarak verilebilir. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin bitirme tezlerinde hocalarıyla birlikte TÜBİTAK'a proje verdikleri ve bu projelerde TÜBİTAK tarafından desteklendiği çok sayıda projemiz bulunmakta. Yani öğrencilerimiz Teknoloji Fakültesini tercih ettiklerinde kendilerini çok iyi bir çalışma ortamında, araştırma geliştirmeye uygun, çok rahat bir çalışma ortamında bulacaklar ve iş yeri eğitimi sayesinde 8 yarı yılın bir yarı yılında yapılan iş yeri eğitimi sayesinde de mezun olduktan sonra çalışabilecekleri uygun bir yer bulma noktasında da şanslı bir hale gelebilecekler. Bu nedenle işte mühendislik konusunda uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak isteyen öğrencilerimizi Teknoloji Fakültesi'nin biraz önce saydığım biyomedikal, mekatronik, otomotiv, makina, metalurji ve malzeme mühendisliği bölümlerine bekliyoruz.